Sevgili başkanım, değerli ilçe örgütü başkanları, sivil toplum örgütü başkanları ve bütün katılımcılar. Bu soru aslında bütün konunun özü olan soru. Ne oldu da son 50 yıldır Türkiye, 50 yılın sonunda Türkiye bugün tarımda beslenmeli bir kriz yaşıyor. Ne oldu? Çok net bir biçimde şu yanıtı böyle akıllara yerleşsin diye söylemek isterim. Neoliberalizm dünyaya egemen oldu. En temel açıklaması bu. Şimdi bakın 70'li yıllarda bir petrol krizi yaşandı 73'te. OPEC'in kuruluşundan sonra petrol üreten ülkeler dediler ki biz 3 dolara, varili 3 dolara petrolü satmayacağız. Yoksulluk çekiyoruz, siz orada Avrupa, Amerika varsınlık içindesiniz. Avrupa'da tuttu dedi ki bizde teknoloji var, sende de petrol var, gel anlaşalım her zamanki uyanıklığıyla. Onlar teknolojiyi vereceğiz diye bütün petrol ve enerji üretimini kendi şirketlerine, özellikle İngilizler şirketlerine aldılar. Ama petrol fiyatlarını da 6-7 dolara varilini çıkardılar. Böylece OPEC'i de kanatları ve kontrolleri altına aldılar. Niye bunu yaptılar? Bakın Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı aslında hepimiz biliyoruz birer paylaşım savaşlarıdır. Peki neyi paylaşıyorlardı? Birinci Dünya Savaşı'ndan yani 45'e kadar, İkinci Dünya Savaşı'ndan kadarki süreçte paylaştıkları konu yeni sanayi toplumunun kazancını paylaşmaktı bir yandan. Bir yandan da yeni kapitalizmin, daha doğrusu feodalitenin tasfiyesinden sonra yerleştirdiği kapitalizmin egemeni haline gelmekti. Peki kimlerdi bunlar? İşte feodalizmi tasfiye edip kapitalizmi kuran yapı kendi içinde bir burjuva egemenliğini barındırıyordu haliyle. O egemenler şunu istediler devletten, yeni kurulan devletlerden. Biz daha fazla ticaret yapmalıyız. Daha fazla devletin kontrolü altındaki alanları alıp satabilmeliyiz dediler. Birincide biraz müdahalecilik oldu. Keynes'te 29.000 alımını hepimiz biliyoruz. Ama bunlar yetmedi. Bu paylaşım savaşları dünya savaşlarına. Yani sırtlı bir gencin bir tane kralı bıçaklaması falan değildi olay tarihte bildiğimiz. Tamamen paylaşım savaşları üzerine kurguluydu. İkincide ne oldu? Dünya çok büyük bir savaş gördü ve bütün üretim alanları, üretim kültürü, üretim bilgisi tahrip oldu. Ona da ikinci küreselleşme dönemi ya da ikinci paylaşım savaşı diyoruz. Orada işte Amerika'nın dışişleri kültürü, gıdayı ve tarımı dünyada metalaştırmak gerektiğini düşünüp o egemen yapı, işte sermaye ya da baskın yapının daha da fazla ticaret ve mülk alanı sahibi olsun diye, hani Kissinger'ın sözü var ya, petrolü ele geçirseniz ülkeleri yönetirsiniz, gıdayı ele geçirseniz insanları yönetirsiniz diye. Yine aynı Kissinger Dışişleri Bakanlarına diyor ki her ülke ile yaptığınız görüşmeye mutlaka bir tarım gıda dosyası koltuğunuzun altında gidin. En önemli sömürme aracı o. Çünkü insanı gıdayla kontrol etmek durumunda olduklarını düşünüyorlar ve açlıkla kontrol etmeye çalışıyorlar. Bu ne demek? Dünya tarihinde yaygındır, bu doğrudur. Fetih kavramı aslında gıda ve sudan uzaklaştırma anlamını içeriyordu. Şimdi ise bunları ambargo gibi oldu. Orada da ne oluyor? İşte bütün ticari ürünlerde, gıdada, suda, her türlüünde, enerjide falan abluk altına alıp insanları kabul etmeye zorluyorlar kendi sistemlerini. İşte bu 45'ten sonraki ikinci küreselleşme döneminden ardından üçüncü küreselleşme döneminde bu sefer artık o egemen yapı küresel